Hayatımızı tavşan yakalayarak ya da böğürtle toplayarak geçirdiğimiz ormanımıza hoş geldiniz. Burada tavşan ve böğürtlen için muhtemel 3 farklı üretim imkanları eğrisini görüyorsunuz. Bu tür eğrilerden başka videolarda da söz ettik. Burada size 3 farklı eğri gösteriyorum. Çünkü gayet açık ki bu 3 eğrinin de farklı farklı şekilleri var. Bu farklı şekiller hangi senaryolarda ortaya çıkar onu konuşalım istiyorum. Burada üretim imkanları eğrisi yani UIE düz bir çizgi halinde. Burada dışarı doğru bomba yapmış. Burada ise içeri doğru kavis yapmış. Şimdi ilk olarak size bir soru soracağım. Sizce hangi eğri yakaladığım her tavşan için daha çok miktarda böğürtlenden feragat ettiğim durumu gösteriyor? Ya da şöyle ifade edeyim. Yakaladığım tavşan sayısı arttıkça böğürtlenin fırsat maliyeti de artacak. Eğrilerden hangisi böyle bir durum gösteriyor olabilir? Kaan Akademi'de artan fırsat maliyeti ile ilgili videoyu izlediniz mi? Eğer izlediyseniz bu sorunun cevabını biliyor olmalısınız. Yine de bir tekrar yapalım ve hatırlayalım. Bu senaryoda sadece börtlenle besleniyorum ve günde 300 böğürtlen toplayabiliyorum. Ama sonra hayata küsmüş bir tavşan görüyorum ve peşine düşüyorum. Kolaylıkla yakalıyorum. O tavşanı yakalamak için pek fazla Börtlen'den feragat etmem gerekmiyor. Muhtemelen feragat ettiğim Börtlen'ler toplanması en zor olanlar oluyor zaten. Bu ilk tavşan için fırsat maliyeti olarak 20 Börtlen daha az topluyorum diyelim. Dikkat edin tavşan sayısını 1 bir arttırdığımda Börtlen sayısı 20 azalıyor. Yani o ilk tavşan için fırsat maliyeti 20 Börtlen oluyor. İkinci tavşanı yakalamaksa beni azıcık yoruyor. Toplanması çok zor olmayan böğürtlenlerin de bir kısmından vazgeçmemi gerektiriyor. Bu ikinci tavşanı avladığımda diyelim ki 40 böğürtlenden feragat etmiş oluyorum. Dikkat ederseniz fırsat maliyetim arttı. İlk tavşan için fırsat maliyeti 20 böğürtlendi. İkinci tavşan içinse fırsat maliyetim 40 böğürtlene çıktı ve bu böyle devam ediyor. Üçüncü tavşan için 60 böğürtlenden vazgeçmem gerekiyor. Dördüncü tavşan için 80 birthday'ni feda etmem gerekiyor. Ve son olarak beşinci tavşan için ki bir günde yakalabileceğim tavşan sayısının üst sınırı bu. 100 birthday'den feragat ediyorum. Çünkü burada artık en çevik ve kurnaz tavşanın peşinden koşuyorum. Ve o tavşan uğruna artık en alt dallardan sarkan hatta yere dökülmüş gelip toplamamı bekleyen birdlenleri bile feda ediyorum. Evet buradaki en önemli mesaj şu. Dışa doğru bombe yapan bu eğri artan fırsat maliyetini gösteriyor. Yazayım. Artan fırsat maliyeti. FM diye kısaltıyorum. Evet, bunu hallettiğimize göre gelelim ikinci sorumuza. Hangi eğri azalan fırsat maliyetini ifade ediyor sizce? Yakaladığım her tavşanla birlikte tavşan yakalamak konusunda daha da ustalaştığımı düşünün. Akıl yürüterek de bulabilirsiniz aslında. Artan fırsat maliyetinde eğri dışa doğru bombeli ise azalan fırsat maliyetinde içe doğru bombeli olsa gerek. Öyle değil mi? O halde yazalım. Azalan fırsat maliyeti. Şimdi de bu senaryonun birlikte üzerinden geçelim ve sağlamasını yapalım. Önce Börtlen toplamaktan başka bir şey yapmadığımız ilk duruma geri dönelim. Ama bu kez senaryo deminkinden biraz daha farklı. İlk tavşanı yakalayabilmek için kendime eğitmem, gerekli araç gereci satın almam, forma giymem falan gerekiyor. O ilk tavşan için bayağı bir çaba sarf ediyorum yani. Sonuçta 100 böğürtlenden feragat etmiş oluyorum. Yani o ilk tavşanın fırsat maliyeti 100 böğürtlen. Ama ikinci tavşan için fırsat maliyetim 80 böğürtlene düşüyor. Çünkü burada artık tavşan yakalamayı öğrenmeye başlamışım. Tavşan kadar hızlı koşmama yardım eden spor ayakkabılar almışım. Bu işe yatırım yapmışım yani. Forma giymişim, kaslarımı esnetmişim. Tavşanların da topluluk haline takılacağı tutmuş. Yani tüm şartlar elverişli ve bu böyle devam edip gidiyor. Üçüncü tavşan için fırsat maliyetim 60 böğürtlen. Artık tavşan yakalama konusunda ustalaşmış durumdayım. Gördüğünüz gibi yakaladığım her tavşanda fırsat maliyetim düşüyor. Beşinci tavşanda fırsat maliyetim mesela 20 böğürtlene kadar iniyor. Yani bu beşinci tavşan için sadece 20 böğürtlenden feragat etmem gerekiyor. Açıkça gördüğünüz üzere burada azalan bir fırsat maliyeti söz konusu. E yine akıl yürüterek bu düz çizginin de sabit fırsat maliyetini temsil ettiğini tahmin edebilirsiniz. Gerçekten de öyle. Bu senaryoda yakaladığım her tavşan için tam olarak 60 börtlenden feragat ediyorum. Yakaladığım her tavşan bana 60 börtlene mal oluyor. Yani tavşan için börtlen cinsinden fırsat maliyetim sabit ve 60 börtlene eşit. Bu kurgusal senaryoda her tavşan aynı kolaylıkla yakalanıyor ve her böğürtlen aynı kolaylıkla toplanıyor. Dolayısıyla her bir tavşanı yakalamak için sabit miktarda böğürtlenden feragat etmem gerekiyor. Evdeki hesap her daim çarşıya uyuyor. Kaç tavşan yakalarsam yakalayayım, kaç böğürtlen toplamış olursam olayım bu miktar değişmiyor. Yani bu durumda gördüğünüz düz çizgi sabit fırsat maliyetini temsil ediyor.